Merhaba değerli izleyenler. Günün öne çıkan birkaç haberiyle birlikteyiz. Bakalım bugün gün içerisinde neler yaşandı. Öncelikle Rojava'dan bir haberle başlıyoruz. CENTCOM komutanı Rojava'yı ziyaret etti. Evet, CENTCOM komutanı Michael Eric Kuril'la Rojava'ya bir ziyarette bulundu. Mazlum Ebdi ile de bir araya geldi, açıklandı. Hol ve Roj kamplarında incelemelerde bulunduğu ABD'li komutan Kuril'in Rojava'daki temasları çerçevesinde Derik'in Remelan bölgesinde bulundu. ABD ve koalisyon üssünün yanı sıra DAEŞ ile ailelerin tutulduğu Hol ve Roj kampını da ziyaret ettiği kaydedildi. Kurilla'nın ayrıca Suriye Demokratik Güçleri Genel Komutanı Mazlum Ebdi ve yine Rojava Özbek yönetimi yetkilileriyle de bir araya geldi ve Rojava'daki son duruma ilişkin görüş alışverişinde bulunduğu aktarıldı. Evet değerli izleyenler, biliyorsunuz AKP döneminde özellikle HDP'li belediyelere bütün kayımlar atanmıştı. Neredeyse 3 belediye hariç bütün belediyelere kayım atanmıştı ve kayımların atanması bir yana kayımların arkalarında bıraktığı borç bataklığı da gün yüzüne çıkmaya başlıyor. Gever Belediyesi kayımı Ömer Çimşit, belediyenin borcunun 995 milyon 625 bin TL olduğunu açıkladı. Çünkü bu seçimde kaybedeceğini o da çok iyi biliyor. Değerli izleyenler, bu arada DEM Parti hareketli seçmenleri sandık başına taşımak için kayıt formu oluşturdu. Bu formu DEM Parti'nin genel merkezi adresinde bulabilirsiniz. Google'da da yazdığınız zaman hemen karşınıza çıkar. Almanya ile ilgili bir haberle devam ediyoruz. Almanya, Batı, Balkan ülkelerini Avrupa Birliği'ne almak jeopolitik zorunluluk haline geldi değerli izleyenler. Bu açıklama oldukça ilginç. Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Rusya'nın acımasız emperyalizmi karşısında 6 Batı Balkan ülkesini Avrupa Birliği'ne katılma yolunda desteklemenin jeopolitik bir zorunluluk haline geldiğini belirtti. Evet değerli izleyenler, son günlerde Avrupa Birliği ile Rusya arasındaki sürtüşmeler devam ederken Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin Rusya'nın olası bir saldırısına karşı ne yapabiliriz konuları masada ve işte bu da bunlardan biri de Balkan ülkelerinin Avrupa Birliği'ne üye edilmesi. Böylece Avrupa Birliği'nin ana omurgasını oluşturan Fransa ve Almanya gibi ülkelerin, yine Avusturya gibi ülkelerin etrafının diğer üye ülkelerle çevrili hale gelmesi güdülüyor burada. Ama ilginç başka bir durum var. Yine Amerika ile Rusya sürtüşmesi bir yana, Rusya'nın özellikle 2 gün önce Alman astsubayların ya da Alman üst düzey rütbeli komutanların kendi aralarındaki konuşmaları deşifre eden ses kayıtları yayınlamıştı ve bu ses kayıtlarından sonra Rusya Almanya'dan açıklama beklemişti. Almanya bu konuda soruşturma başlattığını duyurmuştu. Dün Rusya bu ses kayıtlarını yayınladı. Ses kayıtlarında Rusya'ya yönelik ciddi tedbirler yer alıyor. Füzelerin nerelere atılacağı, yine Ukrayna'ya hangi silahların niçin verilmesi gerektiği noktasında kendi aralarında yaptığı özel görüşmeler, devlet sırrı olarak bilmesi gereken bu sırları Rusya bir nevi ele geçirip siber saldırı sonucu deşifre etmiş durumda. Bu da büyük bir gerginliğe sebep olmuş ve çünkü zaten bütün Alman bakanlar, bütün Avrupa Birliği'nin önde gelen ya da üst düzey yetkilileri Rusya'nın yakın bir dönemde Avrupa Birliği'ne ciddi anlamda bir saldırı gerçekleştirebileceği noktasında uyarılarda bulunuyordu. Bu konuda Avrupa Birliği ülkeleri de silah yatırımı yapmaya başlamıştı. Ve değerli izleyenler, bu arada Cumhuriyet Halk Parti milletvekili Türkan Elçi'den Hakan Fidan'a soru önergesi geldi. Türkiye Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ayrımcılığı yasaklamayı öngören protokolünü neden onaylamıyor diye bir soru önergesi verdi ve bakalım Dışişleri Bakanı buna nasıl bir yanıt verecek. Evet, DEM Parti'den de açıklamalar gelmeye devam ediyor seçimlere ilişkin ve DEM Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi eş başkanı adayları Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni İstanbul'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Murat Çepni bir soru üzerine dedi ki, aday çıkarmadığımız yerlerde seçmenimiz kendi kararını verecek. Meral Danış Beştaş ise İmamoğlu'na vermeyin, bize verin demiyoruz. Bize oy verin diyoruz. Farklarımızı anlatıyoruz seçmene diye bir açıklama yaptık. Evet değerli izleyenler, başka bir haberle devam ediyoruz. O da yine dövizle ilgili. Biliyorsunuz Tayyip Erdoğan Türkiye ekonomisiyle övünür. Türkiye'nin büyüme hızıyla övünürken bugün yeni bir rekor kırıldı. Sabah saatlerinde dolar ve euro haftaya rekorla başladı. Euro 34'ün üzerinde işlem görürken yine dolar 32'ye dayandı değerli izleyenler. Bu da Türkiye ekonomisinin şu andaki durumunu net bir şekilde gösteriyor. Almanya'dan üzücü bir haber var değerli izleyenler.
Bu arada bir yangın çıktı bilgisi geldi. Onu sizlerle paylaşayım. Almanya'da bir huzur evinde. Evet, Kuzeyren Vestfalya Nerve eyaletinde Bedburghau beldesinde bir huzur evinde çıkan yangında 4 kişinin yaşamını yitirdi ve 30 kişiye yakın kişinin de yaralı olduğu bilgileri geldi. Yangının sebebine ilişkin şu ana kadar Almanya'dan herhangi bir Alman polisinden herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim. Evet değerli izleyenler, dövizin yükselişinden bahsederken bu arada TÜİK'te bir istatistik paylaştı. Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon oranını %55.91 olarak açıkladı. Hani Erdoğan 2 gün önce Türkiye Avrupa'nın en büyüyen ekonomilerden birisi, büyüme olarak ondan bahsetmişti. Peki ekonomisi bu kadar büyüyen bir ülkenin enflasyonu neden %55'in üzerinde olsun? Bunu da herhalde sormak gerekiyor ve halen İnsanların ne kadar işsiz olduğu, insanların ne kadar yurt dışına çıkmak istediğini sorduğumuz zaman da kimseden cevap gelmiyor. Ama şu ana kadar da yine seçim meydanlarında Erdoğan'ın kendi ekonomik politikalarıyla övündüğünü de görmek mümkündür. Evet değerli izleyenler, DEM Parti Genel Başkanı Tuncel Bakırhan dün Bingöl'deydi biliyorsunuz. Bugün de DEP'e geçti. Yani Karakoçan'a geçti. Karakoçan'da DEP'te evet Mazlum Doğan'ın doğduğu ve büyüdüğü o yerde halka seslendi. Sarıcan'a da geçti oradan ve 1 Nisan'dan itibaren DEM Parti ile Sarıcan'da kayımları gönderecek, Karakoçan'ın kaderini değiştireceğiz diye halka önemli mesajlar verdi ve Tuncel Bakırhan'ın Kürdistan'daki turu, gezisi devam ediyor. DEM Parti gümbür gümbür bütün beldelerde, bütün şehirlerde adayı çıkarmış durumda. Ve neredeyse Türkiye'nin dört bir yanında gümbür gümbür yüzlerce belediyeyi kazanması bekleniyor. Çünkü DEM Parti yetkilileri gittikleri her yerde gerçekten de miting şeklinde ve açtıkları bütün büroları da miting olarak, miting kalabalığında gerçekleşiyor diyelim. Evet değerli izleyenler, bu akşamki yayınımız sadece DEM TV kanalında olacak. DEM TV kanalına ulaşmak için YouTube'da Adem Karaçoban kanalında değil de DEM TV olarak yazdığınız zaman mutlaka karşınıza DEM TV'nin linki çıkacak. Ve bundan sonraki yayınlarımızın bir kısmını da akşam saatlerinde DEM TV'de izleyebilirsiniz. Akşam saat 20'de Avrupa saatiyle, saat 22'de Kürdistan ve Türkiye saatiyle DEM TV kanalında canlı yayında sizlerle birlikte olacağım. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Thank you.